Sevgili Şehir Gündem okuyucularımız, bugün röportaj konuğumuz Zehra Yılmaz'la birlikteyiz. Avukat Sayın, Arabuluculuk Merkez üzerine konuşacağız. Sayın Zehra Hanım, avukat, Arabuluculuk Merkezi ne zaman açıldı? Öncelikle hoş geldiniz. Arabuluculuk Merkezi 2020 yılının Ağustos ayında açıldı. Genç Arabuluculuk AŞ Merkezi'ni açtık. 6 avukattan, 6 ortak avukat, 300 arabulucuyuz, 300 avukatız. Yani ilçemize bir arabuluculuk merkezi kazandırmak adına ilk arabuluculuk merkezi biz açtık. Evet. Nasıl bir yarar sağlıyor Sevgili Şehir'e Sayın Zehra Hanım arabuluculuk? Arabuluculuk zamandan tasarruf anlamında çok faydası var. Uzun süren davalara göre belki bir saati bile bulmayan çözümlerde insanların zamanları daha çabuk, hani davadan beklediği faydayı daha çabuk elde etmelerini sağlıyoruz. Evet, şu anda nasıl işliyor? Şu anda iş hukukunda, ticaret hukukunda, banka finans hukukunda, yani bu tarz özel hukuklarda arabuluculuk yapılmakta. Henüz aile hukuku yok. Ancak aile hukuk için yakında bir düzenleme bekliyoruz. Hani işçi işveren arasındaki sorunlar, ticari ilişkilerdeki sorunlar, bankayla müşteriler arasındaki sorunlar, sigortayla yine müşteriler arasındaki sorunların daha kısa sürede çözülmesini sağlayabilirim. Nasıl başvuruyor Sayın Zehra Hanım bu şekilde, hani bir hizmet için? Şu an için bir dava şart arabuluculuk var. Onu mecbur adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuru gerekir onunla. Bir de ihtiyari arabuluculuk var. İhtiyari arabuluculuk için merkezimize ya da avukat bürumuza gelip başvuruda bulunup ondan sonra ilgili arabulucu arkadaş, merkezimizden arabulucu arkadaş taraflarla iletişime geçerek hani davet ediyor tarafları. Tarafların kabulü ve bu sürecin ilerlemesine katkı sağlarlarsa eğer süreç ilerliyor. Sizce Sayın Zehra Hanım, bu katılım arabuluculuğa nasıl Seydişehir içerisinde? Yani Seydişehir'de çok daha az tanınıyor bence. Biraz evet. Daha fazla hani tanınması. Tanınırsa zaten insanlar tarafından hani kolaylığı keşfedilirse daha verimli olacağını düşünüyorum. Seydişehir'de katılım mesela Beyşehir'e göre daha az şu anda benim gözlemlerim. Peki ne yapmak lazım şey yapmak için? Ne gibi çalışmalarımız lazım? Yani medyada, basında hani bunun duyurulması lazım. Belki tam reklam yasamıdır, size avukat olarak da bir reklam yasamıdır ama belki adliyelerde, belki işte medya, basın ve iş yerlerinde belki bu konuyla ilgili, yani şu an arabuluculuk faaliyeti yapılabilen yerlerde bunun duyurulması, bunun reklamı yapılması, en azından daire başkanından önce bir reklam yapılması belki daha çok hani vatandaşımızın duymasını sağlayacak. Teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Zehra Hanım? Yani arabuluculuk şu anda dediğim gibi insanların zamandan kazanması açısından çok faydalı. Mahkemelerde hem psikolojik hem maddi yıpranmaları açısından çok faydalı. O yüzden vatandaşlarımıza arabuluculuğu tavsiye ederim. Yani verim alınacak, alınabilecek, düzgün bir şekilde işletilirse bu süreç başarı sağlanabilecek sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben size röportajımız için. Avukat Zehra Yılmaz, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Seydişehir doğumluyum, Seydişehirliyim aslında. 16 yıldır Seydişehir'de avukatlık yapmaktayım. 2 yıldır da uzman arabuluculuk yapmaktayım. Avukatlığı 3 arkadaşla birlikte avukatlık yapıyoruz Ankara'da danışmanlıkta. Ve 2 yıldır da Genç Arabuluculuk AŞ şirketimizde arabuluculuk yapıyoruz.